görüyoruz. Sayın Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanı, askerlerin önderliğinde Mozel'e doğru ilerliyor ve evet, az sonra Osman Aşkın Bak yaklaşacak ve onunla birlikte askerlerin eşliğinde Mozel'e çelenk konulacak. Evet, elini uzatır, yerleştirir ve işte Anıtkabir'de 19 Mayıs töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Mozel'e çelengi yerleştirdi. Ortam sesi verebiliyor muyuz arkadaşlar? Tamam. Bir taraftan da dışarıda Türk bayraklarının dalgalandığını görüyoruz. Resmi törenin tamamlanmasının ardından gençler tabii bugün özellikle Anıtkabir'deki resmi törende önce bir dakikalık saygı duruşu, ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da eşlik ettiği, tüm Türkiye ile birlikte söylediği İstiklal Marşımız, bizim istiklalimize giden yolculuğu anlatan her bir satırı anlam yüklü İstiklal Marşı. Şimdi yan tarafa geçecek heyet ve bugünün anlam ve önemini dile getirdiği bir yazı aktaracak Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanı. Tam o sırada arkadaşlarımdan rica edeceğim, tekrar bana uyarıda bulunurlarsa bunu dinleyelim. Çünkü Osman Aşkın Bak sonrasında yazıyı dillendirecek. Tam 105 yıl sonra yine aynı hissiyat, coşku, minnet ve özlemle Sayın Osman Aşkın Bak'ın, Gençlik ve Spor Bakanı'nın hislerimize tercüman olduğu yazıyı dinlemek isteriz. Evet, bir taraftan da tarihçi, çok sevgili Profesör Doktor Vahdettin Engin hocamız bizlerle birlikte. Hocam, bir yandan tabii hani konuşuyoruz, tarihçi diyorum ama sadece bir tarihçi olmadığınızı, milli mücadeleye çok emek harcayan bir tarihçi olduğunuzu da göstermek istiyorum. İzleyicilerimize bakın, milli mücadele konusunda Vahdettin hocamızın yazdığı pek çok kitap var. Osmanlı'dan Cumhuriyete tarihi devamlılık, hesaplaşma diyor mesela burada, İzmir suikasti. Bu çok enteresan, evet, bir kitap. Bir gelişmedir. Çok. Halinde. Yani eğer gerçekleşseydi tarihin akışı değişebilirdi. Evet. Milli mücadele, yine Emel Engin, Vahdettin Engin, eşinizle birlikte. Tabii bunlar da var. Bu da Atatürk'ün Sivas'ta geçirmiş olduğu 108 günün hikayesi. Günü gününe. Bu arada bir dinleyelim, kulak verelim. Sayın Osman Aşkın Bak konuşuyorlar. Beraber manevi huzurunuzdayız. Milli mücadelenin meşalesini yakmanızın üzerinden tam 105 yıl geçti. Tarihin akışını değiştiren o meşale bugün Türk milletinin ve gençliğinin ruhunda aynı heyecan, umut ve inançla yanıyor. Gençlerimiz kendilerine emanet edilen canımızdan aziz bu vatanı aydınlık yarınlara taşımak için tüm gücüyle çalışırken biz de onları her gün gelişen güçlü imkanlarla destekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılında da aşkla, yılmadan çalışarak ülkemizi ve bayrağımızı her alanda yüceltmeye devam edeceğiz. Eğitimde, bilimde, sanatta, sporda dünyaya iz bırakan, yol açan, öncülük eden gençlerimizle omuz omuza vererek emanetinize sadakat ve vefa ile sahip çıkacağız. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin en büyük gücü gençliği. Gençliğin en büyük gücü ve ilham kaynağı ise köklerinden gelen inanç ve kararlılıktır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle zat-ı halinizi ve milletin istikbali yolunda canla başla mücadele etmiş tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak her 19 Mayıs gibi önce deftere yazılanları, özel Anıtkabir defterine yazılanları okudu, ardından da altına imzasını attı. Bu